Herkese merhaba arkadaşlar, Perest Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün duygusalım abi ya. Gerçekten çok büyük bir aile olduk ve kardeşimiz dedi ki, abi dedi, ya dedi sen dedi Milan'dan dedi ikonları çıkaramamışsın. Hani üzülmene gerek yok. Baktım videoda üzülmüşsün dedi. Ben dedi fanbastan var ve bu hesaba dedi, hesabı görmüyorsunuz şu anda. Abi ben bu hesabı dedi hiç dedi para dedi harcamadan bu hale getirdim dedi. İstediğin gibi kullan dedi, oyna dedi. Bak dedi fanbast elim var. Messi var, Puyol var. Ya Matheus var, Patrick Vieira var. Ben hayatımda Fambasten'le ilk defa oynayacağım. Patrick Vieira'nın ikonuyla ilk defa oynayacağım. Forlan'la ilk defa oynayacağım. Sol tarafta Petit var. Evet, Petit biraz düşüşte kalıyor. Ama hani onun yerine koyabileceğimiz başka bir oyuncu yok ama Petit burada oynayabiliyor. O yüzden de zaten takım ruhu 99. Dedim ki kardeşim ben şimdi bir maça gireceğim. Online oynayacağım. Peki kaybedersem canın sağ olsun abi. Yeter ki sen kaybet dedi. Peki kardeşim, buradan kendisine, Salih Kara kardeşimize sonsuz teşekkürler. Böyle takipçilerimiz olduğu sürece sırtımız yere gelmez, bizi kimse bileğimizi bükemez diyorum. Standart kısma giriyorum. Bu arada inanılmaz bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Kardeşimizin 1.49 puanı var. 4-3-1-2 bizim alışkın olduğumuz bir teknik direktör taktiği. Teknik direktör değil ama taktiği en azından öyle söyleyeyim. Çünkü teknik direktöre bakmadım. Bugün burada kazanmak için sahadayız. İnşallah Salih Kara'nın hesabında bir sıkıntı olmadan Van Basten'le goller atıp galibiyete uzanmak için elimizden geleni yapacağız. Ve siz de desteğinizde like atarak destek olursunuz diye düşünüyorum. Güncelliyor şu an, rakibi bulacak. 1049, 1195, M.Can Yıldız geldi. Bakalım neler olacak. Tabii ki takım birçok kişi yükselişte, zaten düşüşte gelme ihtimali yok. Rakibi kontrol ediyorum. Rakipte gerçekten kaliteli bir kadrosu var. 4840 takım gücü var. Bizim de 4658. Şöyle yedeklerden de bir kontrol edelim. İyi olan var mı? Mbappe yükselişte gelmiş. Arkadaşlar ben Mbappe'yi Forlan'ın yerine alacağım. Okeyleyeceğim. Daha sonra Forlan'ı oyuna alabilirim. Ben çünkü Forlan belki de PlayStation 4'ten kalma bende. Ağır bir oyuncu olduğu için mobilde oyuncu maalesef hızlı olması gerekiyor. Yani oyuncu hızlı olduğunda tutulamıyor. Özellikle de yükselişte gelen bir Mbappe, hızlanması ve hızı 99 olan bir Mbappe tabii ki de tutulamayacaktır. O yüzden Forlan mı Mbappe mi derseniz, yükselişteki Mbappe'yi hiç kimseye değişmem. O yüzden ilk 11'i aldım ama Forlan'ı da daha sonradan oyuna alırım, hiç merak etmeyin. Sizlerin kaç tane ikonu var yorumlara lütfen yazmanızı ve muhakkak yazacak bir şey bulamayanlar bile bir kelimelik bir şey yazmasını rica ediyorum. Gidip oraya bok mok yazmayın, haberiniz olsun. Maça başladık. Attım pası. Bir ara top geçmedi. Atak devam edecek. Matheus pasını verdi. Mbappe. Görüyorsun değil mi nasıl bak? Bu arada oyunun sesi... Aha. Ara top. Lionel Messi. Oyunun sesi biraz açık. Şöyle kısayım. Ya oyunun sesine odaklandım. Şey yapamadık ya. Yalnız Davis. Davis. Aa, Steven Gerrard da var. Neymar. Neymar. Kanatta bir boşluk. Davis. Davis çok iyi orta açamıyor. Orta. Evet, çok da iyi açamadı. Top taca çıkacak mı? Petit koşuyor. Dakika 9. Eriyor dakikalar, bizim gol atmamız lazım. Şimdi dakika, dikkat. Maldini. Pası çok güzel Patrick Vieira'ya. Şimdi bir pas Lionel Messi. Ortayı çok iyi gördü. Steven Gerrard gidiyor. Steven Gerrard. Gerrard baktı. İçeriye. Gol pozisyonu. Orada Mbappe. Asılırım. Asılırım Mbappe, 1-0. İşte bu yüzden Mbappe. Bu yüzden Robson'sa, bu yüzden Mbappe. 1-0. Lewandowski başladı. Kimi? Davis. Uzun gönderdi. Eyvah, Cafu. Hata yaptık. Mbappe. Bak, adamın da Mbappe'si gidiyor. Ortaya açtı. Gol pozisyonu Neymar. Kaleci bana hiç güven vermedin Oliver Kahn. Bir tane hiç kalede bana güven vermedin? Niye böyle oldu? Yerden başlayacağız. Şimdi aldım. Verdim pasımı. Matheus. Patrick Vieira. Çok iyi gördü Messi'yi. Messi pas. Harikasın. İçeriye doğru. Van Basten. Baktı. Mbappe. Abi Mbappe yemin ediyorum var ya, askerden da biraz önce yeni geldi. Bak biraz önce öyle oynuyor yani. Alexander Arnold. Bas. Bas. Bas bas. Bir şey olmaz. Bas sen. Uzun gönderdi. Orada Petit var. Leroy Sané gidiyor. Leroy Sané'nin sağ ayağı çok iyi değil ama çok iyi açtı. Vallahi çok iyi açtı. Kullandık. Maldini. Pasını verdi Cafu. Cafu. Steven Gerrard. Gerrard. Böyle şeyler yaparak beni sinirlendirme. Şimdi Messi aldı. Messi geçemedi. Eyvah. Kim mi? Şimdi tekrardan Messi aldı. Messi. Oğlum oraya atmadım lan. Bak Mbappe. Yemin ederim var, yardırıyor. Çok dikkat. Aman çocuklar. Evet, kanatları kullanan bir rakip.
Bak Mbappé'yi görüyorsun değil mi? İyi dediğimiz 2 dakika yaşamıyor. Adam kaptırdı. Davis. Ara top. Neymar. Açısını kapattım. Çok iyi. Şimdi. Bakın. Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Mbappé. Mbappé. Ama bir şey diyeyim mi? Adamın anasını bellediler orada be. Matheus. İçeriye. Gol pozisyonu. Attı. Messi. Messi köşeye kaleci. Dakika 38. Gerçekten Mbappé. İyi ki beni aldın dercesine. Çok dikkat Davis. Davis pasını verdi. İkili sıkıştırma var orada. Lionel Messi daha yakın aldık topu. Cafu. Ah senin Cafu kere Allah cezanı vermesin ya. Mal. İnşallah bu gol olmaz. Beyinsiz adam. İyi orta gol getirebilir. Alexander Arnold ortayı açtı. Gol pozisyonu kaleci Oliver Kahn. Hemen kullandık. Puyol. Puyol pasını verdi Gerrard. Gerrard pas. Şimdi çok güzel. Hadi lan 2 saat toparlanıyorsun ya. Mal. 2 saat toparlanıyor. Hata yapma artık. Hoca bitti hoca. Hoca. Evet. 1-0. İlk yarıyı. Arkadaşlar stresliyim yani. Adamın hesabında oyun oynuyoruz. Şimdi ben ona ne diyeyim ki? Maçtan çıkıp kardeşim kaybedip kadroyu geri veriyorum mu diyeyim adama yani? Stresliyiz, sinirliyiz ya. Olabilir yani bu. Lewandowski başladı Kimmich. Kimmich pas, Van Dijk. Van Dijk pasını verdi Alexander Arnold. Arnold kanatta bir boşluk, uzun gönderdi tekrardan. Sen gelme oğlum, sen niye geliyorsun bir tanem? Orta izin yok. Aldık Matheus'la. Şimdi verdik ona. Ona attım, evet. Messi pasını verdi. İzle beni, izle beni. Beni izle. Mbappé gidiyor. Offside bayrağı vardı. Bana da offside gibi geldi ama nedense geç kaldırıyor sevgili hakem. 60. dakikaya sonra belki Forlan'ı da alabiliriz ama Mbappé yorulacak. Ha? Oğlum çok riskli bir hareket değil miydi bu? Leroy Sané. Evet, kanadı çok iyi kullanıyor. Orta bacak arama çarptı. Bir yere işemem lazım Maldini ile. Arnold çok iyi çok iyi. Pas. Aldım. Maldini. Sen bitirdin bizi kardeşim. Sen bizi bitirdin. Çok dikkat. Neymar. Neymar şut. Geçmedi. Şimdi attık pası. Gol pozisyonu olabilir. Verdim. İçeriye. Şimdi Mbappé. Gidiyor. Geliyor. İşte bu. İşte bu yüzden Mbappé. İşte bu yüzden Mbappé. Mbappé. Oyuncu değişiklikleri yapacağız. Arkadaşlar gördünüz mü? Hata yaptım orada. Ama yine de aldı topu. O zaman şöyle yapacağım. Buraya Maradona'yı alacağım. Hadi Forlan'ı da Van Basten zaten açık söyleyeyim çok böyle özellikli bu. Arkadaşlar oyunda Mbappé'niz falan var. Bir de yükselişteyse ya Van Basten orada tırvırı olur yani. Anladınız mı? Forlanmış, Van Basten mi? Bunlara bok at ya şey yapmazsınız yani. Dönüp bakmazsınız. Şimdi pres. Van Dijk uzun gönderdi. Hata yapmayın diyeceğim ama nasıl yapmayacaksınız ki kardeşim? Kayarak vurdu. Oliver Kahn gönderdi Petit. Petit pasını verdi Maldini. Al kale. At hemen. At oğlum. Aferin lan Petit. Petit. Şimdi oğlum vallaha billaha Patrick Vieira'ya atıyorum ya. Oho. Leroy Sané aldık bu yolla. Matheus verdi pasını. Çok güzel bir top. Bakın burada kim var? Attı. Forlan pasını abi baksana nasıl koşuyor. Görüyorsun değil mi nasıl koşuyor? Abi Mbappé ya. Yani her zaman diyorum yani Forlan'ınız olacağına green card Mbappé'niz olsun. Yükselişte geldiğimizde maç kazandırır abi. Bu kadar basit. Adam görmüyor mu nasıl koşuyor ya? Ya askerden çarşı izine çıkmış gibi. Attık. Şimdi Forlan. İçeriye. Gol pozisyonu. Bir de Mbappé iyi dediğimiz 2 dakika yaşamıyor. Bir de asist yapacaktık ki olmadı. Karnım gurulduyor açlıktan lan. 78. dakikadayız. Şu maç bitse de hakikaten sahur da yapmadık. En azından bir yüzümüzü falan yıkasak. Kim mi? Arkadaşlar dün köydeydim biliyorsunuz ki. Gerçekten uyuyakalınca sahurda gitti. Leroy Sané aldık. İnşallah karnım gurultuları yayına çıkmaz. Kevin De Bruyne.
Çok dikkat. İyi orta gol getirebilir Alexander-Arnold. Kavisti gönderdi. Bu da çok iyi gönderiyor ha. Uzun gönderdik. Forlan indiremedi. Kevin De Bruyne içeriye doğru aldık. Verdik. Ekonomiye can verdik. Artık oyuncu değişikliği ile ilgili bir şeyimiz yok. Rakip girdi ama biz girmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü ama en azından şuna bakalım. Kimler ne kadar yoruldu? Yani evet. Mbappe yorulmuş. Mbappe 3 tane de gol attık. Hadi şuraya Guti'yi alalım. Guti izlemeyenler Guti izlesin. Ve geri geliyoruz. Bakalım rakibimiz ne zaman başlayacak? Petit'te başladık. Guti ortaya döndü. Maradona şimdi çok güzel gördü. Gerrard pasını verdi. Mbappe gole gidiyor. Mbappe döndü. Oha! Hoca! Benim canımı sıkma hoca. Kırmızı. Neyine düşünüyorsun ki kırmızı? Bu pozisyon kırmızı hoca. Topun başına yanlış anlamayın da Maradona varken işemeye bile Maradona'sız gitmem. Bak şimdi izle. Maradona! Ananı! Maradona! Muhteşem bir şut diyebiliriz. Bizim açımızdan çünkü frikik kullanmayı çok bilmediğimizden. Son 2 dakika. Yardan kullandı. Arnold. Evet taca çıkıyor. Son bir atak şansı olabilir. Attık. Maradona. Verdik pasımızı. Gerrard. Gerrard pasını verdik Cafu. Cafu. Attık. Tekrardan. Ve maçı kazanmayı başardık. Güzel. Kaliteli bir müsabakaydı. Arkadaşlar güzel de iyiydi ve maçı da kazanmayı başardık. Dediğim gibi Salih kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu arada hazır bu kadroyu bulmuşken ikinci maçı da çekeceğim. O maçı da yayınlayayım mı? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.